oynanabilir bir bölge içerisinde. Mavi Dans'tan bir oyuncu yerde kalmıştı ama kaldırmayı başardılar. Bu arada S2G bu da Espor'un üzerine doğru gitmek isteyecek. Şimdi Kayn Hamzici'yi yere çekmeyi başardı. Sonrasında göreceğim. O da Silas'ı çekti. Kayn o da Rezi'yi yere düşürecek. Kalse de yakalanıyor ve S2G ilk oyuna veda eden ekip konumunda. Bu Espor'dan çok net bir savunma izledik. Şimdi yalnız orada Symphony arkadaşlarını kaldırmaya çalışırken bir an açıkta kalmıştı. Bray Spor'la da Kaos'un birbirine girdiğini görüyoruz sevgili Senceres. Evet, Bray Spor'un üzerine Kaos da gelmeye çalışacak. Tospik gibisiyle birlikte. Bray Spor şimdi Kaos Espor'u da elemeyi başardı. 14. olarak. Canı o az. Tospik yakalayabilir bu bombayla birlikte. Şimdi Owner yere çekilecek. Bray Spor 8. skorunu almaya çok yakın ama Tospik'in üzerinde de hasarlar çıkınca hemen kendisini geriye doğru gönderdi. Catch bu arada Kırcalı'yı yakaladı. Bu kritik. Bray Spor'da artık yerde iki oyuncu var. Bakalım Tospik ve Körcerrah ikilisi durumu toparlayabilecek mi? Körcerrah kulübe içerisinde güvenilir pozisyonda. Takım arkadaşlarına doğru sis bombalarını gönderdi. Şimdi GMT buraya doğru kafa atmak isteyecek. Körcerrah birebir pozisyonda. Bakalım yakalayabilecek mi? DBS ile birlikte Körcerrah gelen oyuncuyu yakalamayı başardı. Diğer taraftan gelen Kamikaze'ye doğru da mermiler gönderecek. Şimdi birebir pozisyon Tospik Kamikaze'yi yakalayınca. İşte orada ve GMT'ye büyük hasar. Storm Andorax'ı indirdi. Mavi Dans için ilk kayıp olur mu derken Spawn ve Nihat da düştü. Büyük baskın, büyük baskın. Spawn gitti bile. Spawn'un garantisi de çekildi. Mavi Dans 4 oyuncuyla hayattayken bir anda 2 oyuncuya düştü. 12 skor. Kırcalı ileri tarafa doğru bakıyor. Solkay Frozen skorunu almayı başardı. Fireflux oyuncuları 2 kişi kalmıştı ama yollarına iyi şekilde devam ediyorlar diyecektim. Kırcalı şimdi mermileri gönderiyor. Catch ayağa kalktı. Catch düşürüldü. Solkay'ın bir canı var. O da yere düşürülecek ve Fireflux oyuna veda edecek.